Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan, yaklaşık 1000 kişilik yerleşik bir nüfusa sahip olsa da dünyadaki 1 milyar 360 milyon Katolik için en önemli ve en kutsal yerdir. Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan Şehir Devleti'ni her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama bu küçük ülkede duvarların arkasında çok önemli sırları ve aynı zamanda skandalları barındıran bir yapı var. Bu yapının temel taşlarından biri olan ve dünyanın en gizli bankası olarak adlandırılan Vatikan Bankası ise skandalların birçoğunun merkezinde yer alıyor. Gelin o zaman Kablosuz Dergi'nin bu videosunda dünyanın en gizli bankası Vatikan Bankası'na yakından bakalım. Vatikan Bankası olarak bildiğimiz kurumun esas adı Diyanet İşleri Enstitüsü'dür. Resmi olarak 1942 yılında kuruldu ama ilk ortaya çıkışı 1887 yılına dayanıyor. 1887'de Din İşleri Dairesi bünyesinde papalığa fon bulması amacıyla kuruldu. Bu fonlar büyüdükçe de bir banka gibi çalışması fikri ortaya çıktı ve 1942'de 2. Dünya Savaşı'nın ortasında banka statüsüne dönüştürüldü. Banka statüsüne dönüştürülmesi konusunda da en büyük destekçisi İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini'ydi. Diyanet İşleri Enstitüsü, yani Vatikan Bankası çoğu ticari banka gibi çalışır ama herhangi bir şubesi ve veznedarı yoktur. Vatikan içinde bir merkez ofisi bulunuyor. İlk amacı papalığı finanse etmek, bağışları toplamak ve Vatikan'a ait mülklerin gelirlerini yönetmektir. Günümüzde kardinallerden oluşan bir konseyin gözetiminde profesyonel bankacılar tarafından yönetiliyor. Tek hissedarı papadır. Vatikan Bankası'nda herkes hesap açamaz. Yalnızca dini kurumlar, dini vakıflar, tarikatlar ve cemaatlerle Vatikan memurlarının, diplomatlarının ve papazların hesap açabilmesine izin veren kuralları var. Bünyesinde hesabı bulunan dini kurumlara inşaat, bakım ve kilise yapımı için krediler sunar. Bunlara ek olarak Papa'nın hayır işleri için harcadığı paraların organizasyonunu da yönetir. Vatikan'ın bağımsız ve kutsal bir devlet olması nedeniyle de bu bankanın ve çalışanlarının dokunulmazlığı vardır. Para transferleri için İtalya'daki gerçek bankaları kullanıyorlar. Fakat bu bankalarda Vatikan Bankası adına işlem yapan kişilerin adları kesinlikle yazılmıyor. Bu durumda paraların uluslararası bankacılık sistemine aktarılması sırasında kaynağının gizlenmesini sağlıyor. Bankacılık uzmanları bunun kara para aklamak için kolaylaştırıcı bir etken olduğunu söylüyor. Vatikan Bankası'nın gerçek bankalara yatırdığı paralarla yapılan işlemlerden elde edilen faiz, kar gibi gelirler Papa'nın kullanımına sunuluyor. Papa makamında bulunan kişiler de bu gelirleri hayır işleri için harcıyor. Vatikan Şehir Devleti bağımsız bir devlet olduğu için Din İşleri Enstitüsü, bilinen adıyla Vatikan Bankası, kamu denetimine tabi değildir. Uluslararası birçok kurumdan talep gelmesine rağmen Papa görevinde bulunan kişiler son yıllara kadar bu denetimlere hep soğuk baktılar. Tarihi tekrar geri sararsak, 1920'lerde dünya ekonomik olarak tarihin en zor dönemlerinden birini yaşarken Roma Katolik Kilisesi de bu buhranın etkilerinden kaçamadı. Benito Mussolini faşist diktatörlüğünü sağlamlaştırmak için halkın desteğine ihtiyaç duyuyordu. Vatikan'a 90 milyon dolar nakit para ve devlet bonosu verdi. Ayrıca Papa'nın şahsi kasasına da miktarı açıklanmayan büyük bir ödeme yaptı. İflasın eşiğinde olan Vatikan kurumları Mussolini sayesinde kurtuldu. Mussolini de kiliseye bağlı olan İtalyan halkının desteğini arkasına aldı. Parayı verenin düdüğü çaldığı gibi Mussolini de artık Vatikan üzerinde ciddi bir etkiye sahipti. Bu etki sayesinde 1942 yılında büyük bir savaşın ortasında Vatikan Bankası'nın kurulmasını teşvik etti. Bu teşviğin arkasındaki amaç müttefik devletlerin finansal işlemlere koyduğu kısıtlamalardan kurtulmaktı. İkinci Dünya Savaşı'nda bir tarafta İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Sovyetler Birliği'nin başını çektiği müttefik devletler, diğer tarafta da Nazi Almanyası, İtalya ve Japonya'nın başını çektiği mihver devletler vardı. İtalyan diktatör Benito Mussolini, Vatikan Bankası ile birlikte mali yaptırımlardan kurtulmuş oldu ve banka o günden bu yana da her zaman skandallarla anıldı. Bankanın kuruluşu sırasında görevde olan Papa 12. Pius, tarihe Hitler'in papası olarak geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımına sessiz kaldığı ve Nazilerin diğer halklara yaptığı eziyetleri hiçbir zaman açıkça kınamadığı için Papa 12. Pius bu şekilde anılır. 1939'dan vefat ettiği 1958'e kadar papalık görevinde kaldı. Vatikan Bankası'nın ilk skandalı da 1946 yılında patladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler, Nazi altınlarının Katolik kiliselerinde saklanması karşılığında Almanya'da topladığı yüz binlerce dolarlık kilise vergisinin hepsini Vatikan'a aktardı.
1529'da Katolik Kilisesi ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen reform hareketlerinin merkezi olan ve bu sayede Protestanlık mezhebinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş Almanya'nın kilise vergilerini Vatikan'a aktarmasının arkasında tabii ki bir çıkarı olmalıydı. Vatikan, Hitler'in bu cömert tutumunu karşılıksız bırakmadı. Naziler, Dünya Bankası'nın soruşturmalarından kaçmak için Vatikan Bankası'nı kullandı. Çoğunluğu Yahudilerden ele geçirilen yüz milyonlarca dolar değerindeki Nazi altınları ve varlıkları Vatikan Bankası üzerinden İsviçre bankalarına aktarıldı. Yalnızca bu kadar da değildi. Savaş sonrası hayatta kalan üst düzey Nazi yöneticileri için Avrupa'da özgür bir şekilde yaşama imkanı yoktu. Almanya'nın kaybetmesinin kesinleşmeye başladığı dönemden, savaşın hemen sonrasına kadar birçok üst düzey Nazi yöneticisi, başta Arjantin olmak üzere Latin Amerika ülkelerine kaçtı. Vatikan birçoğuna kaçmaları için yardımcı oldu. Örneğin bunlardan biri, 1960'da Arjantin'de yakalanıp İsrail'e getirilen ve İsrail'de yargılanarak idam cezası alıp 1962'de infaz edilen Adolf Eichmann'dı. Yahudi soykırımının en büyük organizatörlerinden biri olarak bilinen Adolf Eichmann, Vatikan'ın sağladığı Kızıl Haç pasaportuyla Arjantin'e kaçmıştı. Bu üst düzey subayların kaçması için Vatikan yardım ederken, Vatikan Bankası da onların maddi varlıklarını kaçırmalarına yardım etti. Tanrı'nın Bankacıları adlı kitabıyla Vatikan Bankası'nın tarihine ve gücüne ışık tutmaya çalışan Amerikalı gazeteci Gerald Posner'ın iddiasına göre 1929'da 1954 yılları arası Vatikan'ın mali danışmanlığını yapan Bernardino Nogara bir Nazi casusuydu. 1960'lara gelindiğinde ise Vatikan Bankası'nın adı o dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci büyük mafya ailesi olan İtalyan asıllı Gambino ile anılmaya başladı. Büyük bir uyuşturucu trafiğini kontrol eden Gambino ailesi, bu ticaretten kazandığı parayı yıllarca bankanın finans danışmanı Michele Sindona aracılığıyla akladı. Avukat Giorgio Ambrosoli bunu deşifre edince Michele Sindona köşeye sıkıştı. Giorgio Ambrosoli cinayete kurban gidince de azmettirici olarak Michele Sindona tutuklandı ve ömür boyu hapis cezası aldı. Sindona hapishanede zehirlenerek öldürüldü. Vatikan Bankası ile ilgili en büyük gürültüyü koparan skandalsa Banco Ambrosiano olayıydı. 1970'lerle birlikte Vatikan Bankası İtalyan mafyası ile işbirliği yapmaya başladı. Bankanın denetlenmeyen ve gizli yapısı mafya için bulunmaz bir nimetti. Gladio üyesi olan Roberto Calvi'nin sahibi olduğu Banco Ambrosiano 1970'lerde İtalya'nın en büyük bankaları arasındaydı. Banco Ambrosiano'da bazı sıkıntılar baş gösterince bankanın faaliyetlerine dair incelemeler başlatıldı. Bu incelemeler sonucunda bankanın kaybolan 1 milyar 300 milyon dolar parasının Vatikan Bankası'nın başka bankalardaki hesaplarında olduğu ortaya çıktı. Roberto Calvi, Vatikan Bankası aracılığıyla bankayı hortumlamıştı. Olayı soruşturan yetkililerin neredeyse hepsi cinayete kurban gitti. Bu dönemde İtalya'da artan faili meçhul cinayetlerin büyük bir bölümünün de Banco Ambrosiano olayı ile ilgili olduğu düşünülüyor. Banco Ambrosiano 1982 yılında arkasında milyarlarca dolar kayıp parayla battı. Roberto Calvi aynı yıl İngiltere'ye kaçtı. 17 Haziran 1982 günü de Londra'da bir köprünün altında asılmış halde bulundu. Vatikan, Banco Ambrosiano ile ilgili suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. Vatikan Bankası bünyesinde yer alanların diplomatik dokunulmazlıkları nedeniyle herhangi bir ceza davası açılamadı. Ancak Banco Ambrosiano'nun batışından 2 yıl sonra Vatikan Bankası kayıp paraların 240 milyon dolarını ödemeyi kabul etti. Bankanın borcunun büyük bir kısmını ise İtalya devleti devraldı. Vatikan Bankası'nın Gladio Roberto Calvi ile birlikte imza attığı tek skandal da bu değildi. Soğuk Savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Vatikan Bankası üzerinden Banco Ambrosiano'yu Nikaragua'daki gerilla savaşçılarını ve Polonya'daki komünizm karşıtlarını finanse etmek için kullandığı iddia ediliyor. 1990'lara gelindiğinde komünizm çökmüş, bu sebeple Avrupa'daki Gladio yapıları işlevini tamamlamış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde çözülmeye başlamıştı. İtalya devleti de tam bu dönemlerde İtalyan siyasetini esir almış yolsuzluklarla ilgili Temiz Eller operasyonunu başlattı. Temiz Eller operasyonunun ana hedeflerinden biri de İtalyan Gladio'suydu. Aynı yıllarda Vatikan Bankası da servetinin büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na kaydırdı ve burada tutmaya başladı. Shell, General Motors, Bethlehem Çelik, General Electric gibi birçok büyük ve dünya çapındaki şirketin milyarlarca dolarlık hisselerini alarak ortağı haline geldi. 2000'lere gelirken Vatikan Bankası finansal gizliliğini yumuşattı ama hala mevduat sahiplerine ve denetim kurumlarına karşı bilgi vermekten uzaktı. Avrupa Birliği'nin finansal denetimindense kaçınıyordu. 2009 yılında ise büyük bir skandal patladı.
İtalya Mali İstihbarat Kurumu, Vatikan Bankası'nın UniCredit üzerinden 180 milyon euro kara para akladığı iddiasıyla inceleme başlattı. Roma savcılığı, bankanın başkanı Tedeschi ve diğer 4 yönetici hakkında soruşturma açtı. Tedeschi istifa etti ve soruşturma sonrasında 23 milyon euro kara paranın kesin olarak aklandığı ispatlandı. 2010'ların başında Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi raporunda Vatikan aralarında Yemen, Cezayir ve Kuzey Kore gibi ülkelerin de bulunduğu 68 ülkeyle birlikte kara para aklama ve diğer mali suçlar için endişe verici ülkeler listesinde yer aldı. Vatikan Bankası 2010 yılının sonlarına doğru Avrupa Birliği'nin kara para ve terör finansmanını önleme komitesi olan Monevyal'la işbirliği anlaşması imzaladı. Bu işbirliğinin en önemli nedeni skandallar sonrası bankaya azalan güven ve bu azalan güven nedeniyle düşen bağış oranlarıydı. Banka kendi içinde finansal bilgi kurumunu kurdu. Tüm bu adımlara rağmen mevduatlar ve işlemlerle ilgili bazı bilgileri hala paylaşmıyorlar. Şu an görevli olan Papa Francis'in en büyük vaatlerinden biri, Diyanet İşleri Enstitüsü yani Vatikan Bankası'nda şeffaflığı sağlamaktır. Bunun için bazı reformlar hayata geçirdi. Yolsuzluk iddialarıyla suçlanan 4 kardinali hemen görevden aldı. Finansal Bilgi Kurumu'nun yönetim kurulunu komple görevden aldı ve buraya yeni 4 finans uzmanı atadı. Bu uzmanlardan biri kadındı ve Vatikan Bankası tarihindeki ilk kadın yöneticiydi. Bankanın resmi sitesinde suçluluk kabulü ve özür mektubu yayınlandı. Mektupta bankanın misyonuna uygun olmayan ve şüpheli hareketlerle ilişkili hesaplar için kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı da açıklandı. Bu değerlendirme sonucunda yüzlerce hesap kapatıldı. Vatikan Bankası eskisi kadar olmasa da bugün hala şüphelerin odağında yer alıyor. Bünyesinde görev almış ve görevde olan bazı kişilerle ilgili soruşturmalar hala sürüyor. Vatikan bu kişilerin bazılarının dokunulmazlığını kaldırırken bazılarını ise koruyarak gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Vatikan Bankası'nın ne zaman tam bir şeffaf yapıya kavuşacağını ise kimse bilmiyor.